Merhaba sevgili Köy TV izleyenleri. Toprak ve İnsan programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konusu küresel iklim değişikliği ekseninde ülke tarımında kuraklığı ortadan kaldırabilecek önlemlerin neler olduğunu konuşmak ve tohum konusunu ele almak. Her zaman olduğu gibi konuğumuz Ziraat Yüksek Mühendisi Rıdvan Gökçe bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. İyi olmaya çalışıyorum. Ama iyi değilim. Daha iyi oluruz inşallah diye umuyorum hocam. İnşallah. Hocam küresel iklim değişikliği ne yazık ki en çok da ülke tarımına zarar veriyor malumunuz. Kuraklık ve susuzluğun baş gösterdiği son zamanlarda çiftçinin durumu bitap. Peki biz kuraklığa karşı, belki kuraklığı durduramayız ama buna karşı ne gibi önlemler almamız gerekiyor? Bunlardan biraz bahsedelim dilerseniz hocam. Kuraklık tek başına Türkiye'nin sorunu değil. Elbette. Şimdi dünyayı, bütün mesele dünyayı kötü kullanmaktan. İfrat, fazla hovardaca imkanları şey yapmaktan, bilim dışı çalışmaktan, bilimi dışlamaktan, yani dünyanın ısınmasıyla alakalı. Neden durup dururken ısınıyor ki, şimdiye kadar ısınmadı da buzul devri bilmem. Ha, genelde jeolojik devirler, eğer jeolojik devirler olarak şey oluyorsa kuraklık da olacaktır. Buzul devri de başlayabilir. Evet. Bunu yüz binlerce yıl içerisinde dünya yaşamış, görmüş. Kuraklıktan sonra nesillerin göç etmesini de sağlayan bir şeydir. Şimdi Doğu Anadolu'da kuraklık dolayısıyla verimler düşüyor. Ve insanlar daha geçinebilecekleri batıya doğru göçüyorlar. Türkiye'nin bir sürü vilayetinde şey var, göç var. Vilayet merkezi bile şey yapılıyor, azalıyor nüfusu. Dolayısıyla insanlar doğdukları yerde değil, doydukları yere doğru gidiyorlar. Şimdi Türkiye kuraklıktan kendi bölgesi, çünkü Akdeniz havzasında Akdeniz iklimine tabi, Orta Doğu'da 770 bin kilometre kare alanda yaşayan bir insan topluluğu var. 85-90 milyon. Göçmeniyle beraber 100 milyon. Şimdi başlık atmış gazete. Demiş ki depremin yarasını sarmadan kapımızı kuraklık çaldı. Evet. Şimdi Türkiye 2030'da su kıtlığına düşebilir. Yağışlar son 22 yılın en düşük seviyesinde. Şimdi yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 11.7 gün olarak hesaplanırken geçen ay Türkiye genelinde ortalama 7.3 gün olarak gerçekleşti. Yani 11.7 eksi 7.3 4,4 gün daha az yağmur yağmış. Bu da çok büyük bir rakam demek. Bu arada seller ve kuraklıkta Dünya Su Günü kutlanır mı? Gazete başlık atmış. Şimdi burada ben kendisini takdirle izlediğim bir yazardır, Ali Ekber Yıldırım. Tarım dünyasını en güzel yazabilen, derleyebilen bir
insandır ve Türkiye'nin kıymetli gazetecilerindendir. Tarımda su kayıplarının önlenebilmesi için neler yapılacak? Havzaların su varlığını ve kurak şartlarına uygun ürün desenleri planlanacak. Evet. CAK, su iletim ve dağıtım sistemleri açık sistemden kapalı sistemlere dönüşecek. Kapalı boru sistemleriyle. Modern sulama yöntemleri kullanılacak. Gece sulama uygulamasıyla buharlaşmanın önüne geçilecek. Su kullanımına yönelik eğitim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına hız verilecek. Su, verimli su kullanımı amacıyla cihaz, ekipman ve malzemelerin geliştirilmesi sağlanacak. Ne zaman? Kim bilir? Şimdi çok hızlı hareket etmek lazım. Geçen programı yaparken aceleyle çabuğu karıştırmamak lazım. Şimdi bizde çok ağırdan alıyoruz bazen karınca. Yavaş 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 asırlar geçiyor. Çare bekliyoruz. 500 yıl sonra, 513 yıl sonra deprem oluyor. Ama depremi hareketini bilmemiz lazım. Hazırlık yapmamız lazım. Kuraklık lafını ben en azından 10 yıldır burada söylüyorum. Ben söylüyorum, sanki bakanlıklar bilmiyor mu bunu devlet? Evet, biliyorlar. Biliyor. Biliyor ama bilgiler raflarda. Eylemsiz geçen ömrün diyor, atisi de mazisi de boşmuş. Hadi eylem, yapsanıza birader. Neden susuzluk çeksin Türkiye? Susuzluk çekmemesi gerekir. Onun için hazırlık yapmak lazım. Ne tür hazırlık? Su stoklarını alabildiğine çoğaltacaksın. Nasıl? Su zayiatlarını önleyeceksin. Nasılsa. Şimdi küresel su krizi ve iklim değişikliği felaketten fırsata dönüştürmek. Şimdi Irit Lilian, İsrail'in Türkiye Büyükelçisi. İsrail çölün orta yerinde. Ama denizden tatlı su üretiyor. Bitkileri sulama metotlarını geliştiriyor. Fiziki su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi konusunda, çünkü diyelim ki 20 kilometre, 30 kilometre uzaktan su getiriyorsunuz. Gelirken kaçaklar var, yer altında, yer üstünde. Patlaklar, çatlaklar var. İsrail fiziki su kayıp ve kaçakların önlenmesi, deniz suyundan içme suyu temini ve su şebekesinin akıllandırılması. Ne demek hocam? Su şebekesinin akıllandırılması. Çok basit. Su hatları boyuna sinyal cihazları bırakıyorsunuz. Mesela o iletim hatları üzerine. Nerede patladı? Hangi kilometrenin hangi metresinde patladı? Anında müdahale ediyorsunuz. Bu askeri şeylerde de vardır. İletim hatlarında da bulunur. İçme suyu temini ve su şebekesinin akıllandırılması, bilişim sektörüyle ilişkilendirilmesi konusunda yıllardan beri çalışmalar yapıyor. Su sıkıntısı çekilen bölgede yer alan İsrail bu alanda önemli deneyimlere sahip. Ne diyor? İlim Çin'deyse de gidiniz alınız.
Ama ilmi almak bir şey değil, tatbik etmek. Yani söylediğini uygulamak, anlamış olmak, anlamadan konuşmamak. Şimdi besilliktana ithalatına izin sektörü rahatlattı. Daha önce karkas et arzının talebi karşılamadığını kaydeden TOP, Hayvancılık Meclisi Başkanı ve Adana Ticaret Odası Meclis Üyesi Mehmet Şahbaz, karkas et ithalatının yerine besilik dana ithalatının sektörü rahatlattığını kaydetti. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güney Amerika'dan 500 bin adet besilik dana ithalatına izin vermesi sektörde olumlu karşılandı. Bu tarımcı değil ki, hayvancı da değil bu adam. Ya arkadaş, nasıl oluyor da Türkiye'de hayvancılığın ve şeyin bitirildiği noktada daha ölmedi bu memleketin üreticileri? Kasti mi getiriyorsunuz bunları? Eğer devletsen sen pahalıya mal ediyorsa ki, şimdi tarımda üretim maliyetleri %96 arttı. Ben arttırmadım bunu. Elbette. Yöneticilerin kontrolünde arttı bu. Girdi maliyetleri muhtemelen. Evet. Maliyetler arttıysa sevgili kardeşim, sevgili yönetici, bu artan maliyetleri sübvansiye edip Türk tarımcısını, hayvancısını korumak bizatihi senin görevin. Evet. 500 bin hayvan bu memlekete, 2019 olacak, 1 milyon 470 bin hayvan ithal edildi. Hayvancılığın köküne kibrit suyu döküyorsunuz. Bunun adı hayvancılığı ve Türk tarımına ihanettir. Niye ithal ediyorsun birader? Devlet sen sübvansiye et, kendi ürününü yetiştir. 100 milyon dekardan fazla arazi boş. Meralar boş. Kanun yapıcısınız ya, meraları niye açmıyorsunuz ki? Ormanları niye orman çiftlikleri haline getirmiyorsunuz ki? Elinizde imkan var. Hukuk elinizde. Yani böyle saçma sapan, yıkıcı, yıkıcı kararlar alarak memleketi yabancı üreticilerin yetiştirdiği danaları ta Güney Amerika'dan 500 bin hayvan getirdiniz. Daha önce ne oldu? Fiyatlar durdu mu? Gene durmayacak. Beni kurtarmayı. Ya sevgili kardeşim, Türkiye'de üretim yapmak için her şey var. Karar yok, karar. Çok kolay karar. Peşkeş çekersin Türk piyasasını. Ben piyasada regülasyon yaptım dersin. Şimdi Mehmet Akif'in bir lafı var. Şarkı bilmez, garba bakmaz, görgüden yok vayesi, bir kızarmaz yüz, yaşarmaz göz bütün sermayesi diyor. Bunlar utanmaz adam. Ben üreticiyim ya.
hocam bu artan... Bundan 25-26 ay önce 37 liraya kuzu etini satamayan bir insanım. Al şimdi kuzu etini 250 liraya. Nasıl yönetim ki? Bakınız, hayvan, besi hayvanı Uruguay'dan, efendime söyleyeyim, damızlıklar Almanya'dan, işte nereden alınıyorsa, Fransa'dan, oradan, buradan, koyunlar Macaristan'dan Türkiye'ye ithal edildi, damızlıklar getirildi. Türkiye'de damızlık üreticileri birlikleri kuruldu. Çok da güzel işliyordu. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Yakın zamana kadar diyeyim. Yani ülkesini ve kendi milletini yabancılar kadar düşünmeyenler tarafından Türkiye tarım ve gıda pazarı yabancılara teslim edildi. Yahu üretmeye çalışıyor bu millet. Elinden tut. Daha önce de söyledik. Hala söylüyoruz. Diyoruz ki kardeşim, tarım çok stratejik bir sektördür. Bu stratejik sektöre eğer sahip çıkılmazsa, ülkenize sahip çıkmıyorsunuz demektir. Ya da sevmiyorsunuz demektir. Adım nasıl koyarsanız koy, tabii sevmiyorsunuz demektir. Neden durup dururken yabancı bir ülke size şey versin, madalya taksın? O ülkenin menfaatlerini koruduğunuz için sizi takdir ediyor adam. Aslan diyor ya, işte Türkiye'de falanca kişi Fransa'nın menfaatlerini korudu. Bizim çiftçimiz zenginleşti. Biz ona bir madalya verelim, Legion donuyor. Nasıl? İyi değil mi? Şimdi neyse söyleyeyim. Hocam peki. Lafım bittiği yer oluyor bazen. Haklısınız. Peki hocam bu mevcut şartlarda üretici ne yapsın? Yani mesela bitkiler var, kuraklığa dayanıklı. Şimdi oraya gelmedik. Tamam hocam. Şimdi depremin olduğu yerde ürün kayıpları meydana geldi mi hocam? Organizasyonlar olmadığı için, eğer batılı anlamda çiftçiler kooperatifler yoluyla veya şirketler yoluyla veya bireysel güçle ürünün, pazarı olan ürünün depremde, tabii ki bunun sahipleri, kimisi vefat etti Allah rahmet eylesin, kimisi hastaneye gitti, kimisinin alet ekipmanı şeyleri, kuruluşları zarar gördü. Hatay'da şu an için 200 bin ton, 200 milyon kilo limon elde kaldı. Dalında kaldı. Hasat edilemiyor. Eğer örgütlü bir toplum olsaydı, bunu doğrudan doğruya o kooperatifler eliyle toplanabilirdi. Biz diyoruz ki büyükşehir belediyeleri birer iktisadi kuruluşlarını kursunlar. Ellerinde dünya kadar hazine arazisi ve mülkiyeti kendilerine geçmiş olan köy orta malları var ve bunlar kiralanıyor. Bunları derhal bu kooperatif iktisadi kuruluşları vasıtasıyla bunları
almaları lazım, toplamaları lazım, stoklamaları lazım. Bu kooperatifler bir an önce kurulmalı. Bundan sonra bu tür şeylere meydan verilmemeli. Traktörü hasarlı olan Hataylı çiftçi ekim, dikim yapamıyor. Şimdi depremzede Hataylı çiftçiler üretimi sürdürmek için köylerini terk etmiyor. Ancak ekim için gerekli ekipmanların, traktörlerin hasarlı olduğunu belirten Hatay Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, enkazdan çıkarılan traktör sanayi yıkıldığı için tamir ettirilemiyor. Çiftçi gübre de bulamıyor, diyor. Şimdi iklim değişikliğine karşı kuraklığa, iklim değişikliğinde kuraklığa karşı önlemler ülkemiz için çok ciddiye alınması gereken bir konu bu. Evet. Tarımda yarattığı risk çok yüksektir. Sulanabilir arazisi Türkiye'nin 8 milyon hektar olup 8,5 sulanan 6,5 milyon hektar kadardır. İklim değişikliği sıcaklık artışlarına, kuraklığa, toprak ve verimliliğe ve erozyona sebep olmaktadır. Su kaynakları azalmakta, ani ve aşırı yağışlar olmaktadır. Geçen gün Urfa'da ve Adıyaman'da olduğu gibi. Ama genelde kuraklık, biraz önce de dedik. Son 22 yılın ortalaması 11.7 gün yağıyor sürekli 24 saatten. Ama bu sene kaçtı? 6.9 7.10'da 1. Evet. 7.10'da 1 gün. Yani 4 gün 24 saat, 5 gün 24 saatten 120 gün, 120 saat daha az yağmış. Onun için ani aşırı yağışlar oluyor ama yağış rejimi doğru dürüst değil. Bir gün, iki günde yağacak yağış yarım saatte, bir saatte yağıyor. Dolayısıyla seller meydana geliyor. Evet. Doğal bitki örtüsü değişiyor. Hastalık ve zararlar artıyor. Gıda sektöründe de tarım stratejik bir sektör olduğu için 2050 yıllarında dünya nüfusu 10 milyara çıkıyor. Dolayısıyla gıda ihtiyacı artıyor. Hesaplamalara göre bugünkü dünya üretimi asgari %50 arttırılabilmeli ki 2050 yılında insanları doyurabilsin. Türkiye'de iklim değişikliğinden etkilenmeyen bölge yok. Her bölgede var. Türkiye'de bütün bölgeler, hatta su ürünleri bile tehdit altındadır. Karadeniz'in hamsisi bile tehdit altında, azalıyor. Hatta geçen gün öneri getirdiler, bir sene hamsi avı yapılmasın diye. İklim değişikliğine karşı alınması gereken tedbirler nelerdir? Yağmur hasadı. Evet. Şimdi geçen gün de konuşmuştuk yağmur hasadını. Yağış nedeniyle, fazla yağış nedeniyle yüzeyde akan sular derelerin önlerine bentler kurmak suretiyle veya göletler kurmak suretiyle bu azalır. Ama kontrollü olarak bunlar yapılabilirse Türkiye'de çok büyük üretim artışına kavuşabilir Türkiye. Diyelim ki Türkiye'de bütün derelerin önlerine küçük küçük bentler kuruldu. Hı hı. Sular, su rejimi ayarlandı. Herhangi bir sıkışıklıkta altlardan açılan vanalarla, efendime söyleyeyim, birbirini besleyen şeyler, havzalar yaratılabilirse mükemmel sonuç olur. Kesinlikle.
Tasarruflu su kullanımı kapalı basınçlı su sistemleriyle alınmalıdır. Biraz önce İsrailli'nin dediği gibi hatlardaki patlaklıklara ve gece gündüz arasındaki, gündüz mesela suladınız mı tarlanın sıcaklığından buharlaşır gider. Ama gece serininde suladığınız zaman toprak derinliklerine kadar sulanır. Araziyi işliyorsunuz, tam işlemeden mesela anıza doğrudan doğruya ekim yapıyorsunuz. Onu yapabilecek mekanizasyonu, makinaları, mibzerleri eğer geliştirebiliyorsanız doğrudan doğruya hiç toprağı işlemeden ekim yapabilirsiniz. Doğrudan ekim. Arazi toplulaştırması mesela Türkiye'de bugün çiftçi başına 11 parçadan olan arazilerin ortalama toplamı 59 dekar, 60 dekar bile değil. Bu 4-5 sene önceki rakam. Şimdi daha da aşağı düşmüş çünkü nüfus dolayısıyla o miras kanunu dolayısıyla sürekli topraklar bölünüyor. Bunları eğer arazi toplulaştırmaları bir an önce yapılabilirse muntazam geometrik araziler meydana gelir ve dolayısıyla burada şey yapılabilir, tasarruflu su kullanılabilir. Evet, parçalı arazileri olan bir ülkede yaşıyoruz. Tabii çok parçalı, hiçbir şey yaramıyor. Ama bu kanunu ben yapacak değilim, bu kanunu bizim sevgili parlamenterlerimiz yapacak. Birazcık vicdanları olsa anayasayı okurlar. Biz bunu milyon sefer söylüyoruz. Benim gibi belki yüzlerce insan söylüyor. Bilinmedik bir şey değil ama dedik ya, eylemsiz geçen ömrün atisi de mazisi de boştur. Adam milletvekili yapıyor. Geliyor ve gidiyor. Yani şimdi lütfen Türkiye dediğiniz zaman geçen yıl 41 küsur milyar dolarlık tarımsal ürün ithalat açığı var, dış ticaret açığı var ya. Çok büyük rakam. Şimdi bunları şey yapabiliyor, giderme mümkün. Biyoenerji kaynakları, orman çiftlikleri, agroforestry diye bunlar yapılabilir. Aslında bunları Tarım Bakanlığı'nda bilinmeyen şeyler değil, biliniyor ama yapılmıyor. Ama ithalata hemen izin çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Niçin yapılmıyor? Bunlar birer soru işareti. Uzun vadede yapılması gereken uygulama ve öneriler. Şimdi geldik senin soruya. Kuraklık, bir tohumcu olarak kuraklık ve soğuğa karşı toleranslı tohum çeşitleri. Şimdi tohumlarda çeşitli tohum çeşitleri var. Erkenci tohumlar, orta erkenci tohumlar, geççi tohumlar ve çok geççi tohumlar. Şimdi yağış ne zaman ekime müsaittir? Yazlık ekilişlerde don tehlikesi geçince bunu ekersiniz. Şimdi genelde şöyle, şunu da ilave edeyim. Buyurun hocam. Bu kuraklığa karşı Birleşmiş Milletler FAO örgütü 2023 yılını kuraklık dolayısıyla darıgiller yılı olarak, darı üretim yılı olarak şey yaptı, ilan etti. Niye? Susuzluğa en büyük destek darıgillerde. Bir kısmının adı
çöl devesi. Yani çöl şartlarında bile yetiştirme durumu var bu ürünün. Verebilir misiniz sorgunlarda? Var mıydı? Soralım arkadaşlara. Var mı sorgunlar? Bunlar hayvansal bitkiler değil mi hocam? Yok, insan yiyeceği. 10 binin üzerinde çeşit var. Yani şöyle tutun, kanarya yeminden başla, 5-6 metre boya gelene kadar Türkiye'de geçen haftaki yaptığımız, evet bunlar sorgum sudan melezinin sanırım kuru ot yapacaklar. Hasadı. Bunu ilkbahar yağışlarından istifadeyle ekebilirsiniz. Sonuç itibariyle geçen yıl bizim Bursa Yenişehir Avşar köyünde yaptığımız çalışmanın hemen hemen aynısı. 25 Nisan'da şeker sorgumunu ektiler. 2 Ağustos günü hasat etti. Daha bizimki biraz daha boyluydu. Susuz araziye ekildi. Ondan sonra şey yaptılar. Silaj yaptılar bizim çiftçiler. Bu da kuru ot amaçlı olarak sıkmalı makinayla hasat yapıyor. Dolayısıyla dekardan alacağı kuru ot miktarı, şu adamın dekardan alacağı kuru ot miktarı şu vaziyetiyle 2,5-3 tondan aşağı değildir. O kadar verimli. Çok yüksek kuru ot verimi var. Bu darıgillerin küçük boyluları 55-60 günde gelişir ve hasada gelişir. Yeşil ot olarak. Kuru ot olarak, kuru ot ve tane olarak en fazla 100 gün içerisinde hasat edersiniz. Eğer sulu araziniz varsa bunu çok rahatlıkla 2 veya 3 sefer tekerrür edebilir. Yani bu şu demek, bunu 2 sefer hasat ederseniz dekara asgari 5 ton kuru ot demektir. 5 ton kuru ot dekarda, yani şöyle diyelim, 3 veya 4 tane koyunu, 3'er 100 kilo, 350'şer kilo yese 10 tanesi 3 ton yerdi. Doğru mu? 365 günde. 5 ton, yani dekarda 20 tane hayvanı bir seferlik biçimle kuru ot ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz demektir. Bu yeşil ot amaçlı. Tane amaçlı olanları var mı, tane amaçlısını? Verebilir misin? Bu bir endüstri. Evet. Bu bir atalık tohum değil. Ha. Bu tane sorgum. Tane sorgum. Bu tane sorgumun hibrit çeşitleri 2 tona kadar tane verir. Alt tarafı, başaklar kuruduktan sonra kalan alt kısım yeşil olarak kalır. Bunu da isterseniz sap saman olarak, isterseniz silaj olarak, eğer hayvancıysanız hiç başak ayrımı yapmadan doğrudan silaj yaparsanız mısır silajından çok daha yüksek kalitede silaj elde etmeniz mümkündür. Bu da en azından 3,5-4 ton kadar dekara
verimi vardır. Eğer 100 gün içerisinde hasat etmek ve iklim müsait olursa sadece başakları veya doğrudan kökten silaj yaparsınız. Yeniden sürgün verme şeyleri var, becerileri var, kabiliyetleri var. Onun için Birleşmiş Milletler bunu rahatlıkla darı yılı olarak yapılmıştır. Darıların hepsi hayvan yemi değildir. Türkiye'de insan yiyeceği olarak ekmek ve yemek yapımında kullanılan gilgil darısı vardır. Diyarbakır, Ergani yöresinde. Bakınız, otlatma amaçlı olarak kullanılabiliyor. Hasat ettiniz, elektrikli çitle çevirdiğiniz zaman hiçbir şu otlayan yeri 15-20 gün sonra, en fazla bir ay sonra yeniden otlatmaya sokabilirsiniz. Ama parçalı arazilerde sen Türk çiftçisini parçalı arazilere mahkum etmişsin. Nasıl bir politikacısın ki bu küçük küçük traktörün bile dönemeyeceği derecede arazilere tapu veriyorsun, tarımsal üretim yap diyorsun. Türkiye'de tarımsal üretim 8-10 parça, 11 parça araziden, 59 dekar arazide tarım, başarılı tarım yapacak adam anasından doğmadı. Meraları vereceksiniz. Ormanları orman çiftliği haline getireceksiniz. Ya bu yabancı İnsan da, biz insan değil miyiz ya? Niye bu adamlar doğal olarak çayır mera sahibi, çayır mera sahibi demek, doğum yapmış gebe olan hayvanlarının ahırlarda, barınaklarda tutarlar. Doğum yapmamış, gebe olmayan, kuruda olan, buzağlıktan danalığa geçmiş, düveliğe geçmiş olan hayvanlar kesime veya besiye alınma noktasına kadar asgari 10-11 ay meralarda otlar ya, bedava. Bedava üretim yapan adama, onun karşısına sen merası olmayan, işte hayvanı Uruguay'dan gelen, yemi Rusya, Ukrayna, işte küsbesi Almanya, Fransa'dan gelen, burada karıştırılıp göğe yem olan hayvanı sen üreticine verdiğin zaman rekabet ettiremezsin. Hukuku niye çıkarmıyorsunuz kardeşim? Her şeyin temelinde hukuk vardır. Tarımsal üretimde hukuk, anayasanın 169, 170, 171. maddelerine bağlı olarak eğer o hukuku Türkiye'de üretim ve üretici lehine geliştirmiyorsanız, orman kanununu, çayır mera kanununu, miras kanununu, köy kanununu, Türkiye'de tarımsal üretim ve üretici lehine değiştirmediğiniz sürece Türkiye'de hayvancılığı da tarımı da kurtarmaya imkan yoktur. Halbuki bu anayasadaki maddeler üretim ve üretici lehine değiştirilse, aynen batıdaki gibi değiştirilse, yani Almanya'daki, Amerika'daki vesaire gibi kendi merası olsa, araziler birleştirilse, kooperatiflerde, büyükşehir belediyelerinin öncülüğünde Türkiye'de bir fırsattır bu. Hani biraz önce diyor ya, felaketi fırsata çevirme. Bir kere yıkıldı bu ekonomi. Bu ekonomiyi ayağa kaldırmanın yolu, devlet güvencesiyle
arazi mülkiyetlerine hiç mani olmadan, karşı çıkmadan arazilerini büyükşehir belediyelerinin öncülüğünde kurulan kooperatiflere kirayla verirse, adamın kendi iş gücü varsa işte bulacaktır. Oralarda eti de sütü de buğdayı da, yani ürettiği işte limonu da, bunun gibi şeyleri o kooperatifler öncülüğünde olursa Türkiye çok kısa zamanda ayağa kalkar. Devlet güvencesi, tamam geçti. Devlet güvencesi kesinlikle halka verilmelidir. Üreticilere verilmelidir. Verilmediği sürece Türkiye'yi ve Türk tarım pazarını yabancılara teslim etmiş olursunuz. Biz de size dua ederiz. Hocam, verdiğiniz bu önemli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Kuraklık ülkemiz için ve dünya için çok ciddi bir problem malumunuz. Küresel iklim krizi yıllardır zaten gündemde olan bir konu. Ancak bununla ilgili alınması gereken tedbirler aslında bundan sonraki süreç için çok önemli. Elbette. Az önce sizin söylediğiniz tedbirler çok önemli. Umarım çiftçilerimiz bunları dikkate alır. Yetkililer bunu dikkate alır. İnşallah. İnşallah hocam. Öncelikle çiftçilerin almasını dilerim. Çünkü profesyonel olarak işi yapan onlar. Elbette. Onların rekabet gücünü ayakta tutmak zorundayız. Evet. Tarımı hor gören gıdayı zor görür. Tarımı hor gören gıdayı zor görür. Aynen öyle. Çok doğru bir slogan hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili Köy TV izleyenleri, Toprak ve İnsan programında bu hafta Rıdvan hocamızla kuraklığa karşı alınması gereken önlemleri ve tohumu konuştuk. Bugünkü programımızda bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle sevgili izleyenler. Köyde kalın, hoşça kalın.